Şu anda saat 2:30. Bu videoları falan yayınlıyoruz ya, insanlar sanıyor ki normal bir meclis mesaisi yapıyoruz. Öyle değil. Bunu bilsin insanlar, onunla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Komisyonu'ndayız. Saat gecenin 2:30. Siz bu teklifi hazırlamak için 2 senedir debeleniyorsunuz. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, öyle olacak, böyle olacak, şöyle yapacağız böyle. 2 senedir görüşüyorsunuz. Getirdiniz bunu, açıkladınız. Biz niye bunu bir gecede bitiriyoruz? Yani nedir? Amacımız nedir bunu yaparken? Çok mu hayati şeyler yapıyoruz? Ne bileyim, açlıkla boğuşan insanların derdine mi bir çare arıyoruz? Milyonlarca genç işsiz, onlar için mi bir şey getirdiniz? Onu mu oyluyoruz şu an? Ne yapıyoruz biz? Gecenin 2:30'unda gerçekten biz ne görüşüyoruz ya? Yani böyle yurt dışına kaçan gençlerle ilgili bir çözüm mü önerdiniz bize? Kendi Nebati Bakanımız çıktı dedi al yanaklarıyla. Türk lirası en düşük seviyesindeymiş tarihin. Onunla ilgili mi bir şey çalışıyoruz? 50 tane milletvekili var burada ya. Yani valla size demiyorum çünkü umrunuzda olmadığını biliyorum. Tavrınızdan anlıyorum. Ali İhsan Yavuz Bey'in yüzünden anlıyorum. Verdiğiniz tepkilerden anlıyorum. Umurunuzda değil. Umurunuzda olan şey halkın dertleri değil. İnsanların açlıkla mücadele etmesi değil. Milletin pazar artıkları için birbirine düşmüş olması değil. Umurunuzda olan sizin tek bir şey var. AKP, MHP eriyen oylarına rağmen nasıl iktidarda kalır? Bunun hesabını 2 senedir yaptınız. Bizi de şu anda gecenin 2:30'unda bu hesabın peşinde çalıştırıyorsunuz. Çünkü ne dediğimiz umrunuzda değil ya. Hadi beni geçin. Benim yaşım kadar sizin kıdeminiz var. İbrahim Kaboğlu orada oturuyor. Yanında Levent Gök var. Orada Bülent Tezcan var. Yani burada birbirinden kıymetli hukukçular var. Tek hukukçu, tek avukat siz değilsiniz. Meral Danış, Beşiktaş orada, Rüştü orada. Yani burada aha baro başkanı adam ya. Umrunuzda değil bizim ne söylediğimiz. Bu yüzden bu gece çalıştırıyorsunuz. Genelinizle ne bitireceğiz? Maddelerde de konuşacağız. Yüzünüze vuracağız. Bütün eksiklikleri söyleyeceğiz. Yerine ne yapılması gerektiğini anlatacağız. Umrunuzda değil ki. Getirdiğiniz şeyi parmak hesabıyla geçirip buradan çıkmak istiyorsunuz. Nasıl ki ihale kanununu, kamu ihale kanununu, o çeteleri zengin etmek için 500 kez değiştirdiniz. Şimdi de ne zaman başımız sıkışsa seçim yasası değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu işin Türkçesi bu. Türkçesini konuşalım. Vallahi Türkçesini konuşalım. Yani böyle uzun uzun konuşma hazırladım. Bayağı da teknik şeyler anlatmıştım. Çünkü ben hukuka kıymet veririm. Ettiğim yemin önemlidir benim için. Çünkü biz avukatız. Hem hukuk fakültesinden mezun olurken bir yemin ediyoruz. Üstüne avukatlık ruhsatı alırken bir yemin ediyoruz. Onlar önemli benim için. Bayağı teknik bir konuşma hazırlamıştım. Saat 3'ten beri buradayız. 12. saat oldu. Hiçbir şey umurumuzda olmadığı için böyle teknik teknik konuşmanın da hiçbir anlamını ben gerçekten artık göremiyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi ya. Yani memleketin bu kadar derdi var. 2:30'da ben bunu konuştuğumuza inanamıyorum. Seçimle ilgili bir teklif konuşuyoruz değil mi Sayın Başkan? İtirazlar geldi buradan. Kimi ilgilendiriyor bu teklif? Siyasi partileri ilgilendiriyor özünde. Nerede siyasi partiler? Siyasi partiler sadece mecliste vekili olan insanlardan mı ibaret? Grubu olan insanlardan mı ibaret? Bir sürü seçime girme yeterli olan parti var. Seçim güvenliğini sağlamayı beceremediğiniz için 10 yıldır kurulmuş bir sürü demokratik kitle örgütü var. Nerede onlar? Neden davet etmiyorsunuz? Bu komisyonda sizin 2 senedir konuştuğunuz şeyleri biz bu insanlarla en azından 2 gün olsun niye konuşamıyoruz? Gerçekten merak ediyorum ben bunları. Sayın Başkan açıklama yaptı HDP'nin eleştirisi üzerine. Ben zaten gerekli gördüğüm herkese davet ettim dedi. Kim varmış burada Sayın Başkan'ın ifadesinden okuyayım. İçişleri Bakanlığı varmış. Adalet Bakanlığı varmış. YSK varmış. HSYK varmış. Hoş gelmişler. Yani siz yıkın biz hukuku size uydururuz diyen her nevi suçluyla fotoğrafı çıkan İçişleri Bakanlığı gelecek seçim yasası ile ilgili görüş verecek, güzel. YSK dediğiniz yer mühürsüz oyları geçerli saydı ya. Mühürsüz oyları geçersiz saymış bir kurumun temsilcileri. Bürokrat arkadaşlarıma değil sözüm elbette. Onları atayan saraydaki zat-ı muhtereme. Ne varmış burada başka? HSYK. Bu arada bu saydığımız insanların tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış iradeler. Yani sizin buraya davet ettiğiniz insanlar, tekrar ediyorum bürokratlarımız için konuşmuyorum, siyasi iradeler için konuşuyorum. Zaten Recep Tayyip Erdoğan atadığı kimseler. Siz zaten onu yeterince temsil ediyorsunuz. Bu arkadaşları gecenin köründe niye burada tutuyoruz? Vallahi Sayın Özel, sizin yeriniz bende ayrı. İstediğiniz kadar sataşın, cevap vermem. Sizin sayenizde 13 bin oy farklı olan belediyeyi biz 800 bin oyla aldık. Siz ne derseniz deyin, ben size kızmam. Biz sizin bir Ali İhsan Yavuz'un yeri bende ayrıdır. Devam edin o yüzden. Biz kimiz biliyor musunuz? AKP, MHP, bloğu dışında kalan ve bu ülke için içi yanan herkesiz Sayın Özel. Herkesiz. İşte o yüzden yanılıyorsunuz. Tam olarak o yüzden.
Şimdi devam ediyorum. Yani demokrasicilik oynuyoruz anladık da yani bir istirhamım var. Aklımızla alay etmeyin bizim. Gerçekten o ayıp oluyor biraz Sayın Başkan. Teklifin maddelerine geçeceğim. Sürem de bitmek üzere. Birinci maddeye geldik. Baraj. %7. Kimin için? Daha çok siyasi parti girsin içinmiş. Okey. %7 ile %10 arasında kaç siyasi parti var bu ülkede? Yani hepimiz siyasetçiyiz değil mi? Bir tane var. Bir tane var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben asli hedefin bu olduğunu düşünmüyorum. Asli hedefiniz orada oturuyor. HDP'nin aldığı oyların gereksiz olduğu kanaatindesiniz ve barajı düşürürsek belki birkaç tane oy eksilir oradan da HDP'nin MHP'den çok oy alması utancına bir son veririz diye bir hesap görüyorum ben burada. İkinci maddesi var teklifinizin. Daha bir seçim geçirdiğimiz, seçmene doğru düzgün anlatamadığımız 2018'deki seçim kanunun içini boşaltıyorsunuz. İttifak sistemini ortadan kaldırıyorsunuz. Amacınız ne söyleyeyim? Küçük partilerin artık oyları büyük partilere yaramasın istiyorsunuz. İttifaklar içinde böylece bir kardeşe çıkar da belki ayrışırlar bize yarar diye düşünüyorsunuz. Yine çok beklersiniz. Yani çok beklersiniz. Gerçekten çok beklersiniz. Çünkü siz, bence atladığınız çok hayati bir şey var burada. Ya umrumuzda değil bizim şu anda ya. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bir dönem daha milletvekili olmuşum olmamışım zerre kadar umurumda değil. Mesleğim var benim. Avukatım. Giderim paramı kazanırım. Ne ihale alıyorum ne bir şey yapıyorum. Ne bir suç işledim siyaset boyunca dokunulmazlığım kalkınca yargılanacak. Benim umurumda değil. Sizlerin neden bu kadar umurunuzda? Neden her seçim çıkıp siz bir seçim yasası değiştirmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten hiç mi ar etmiyorsunuz bundan? Samimiyetle ben merak ediyorum bunu ya. Üçüncü maddesi mecliste grubu olmayıp seçim yeterliliğinden çıkartıyorsunuz. Yani artık grubu olan bir parti seçim yeterliliğine sahip değil. Ama 6 sene kongre yapmamış bir parti seçim yeterliliğine sahip. Grubu olmasaydı AKP 2002 seçimlerine giremiyordu. Burada da derdiniz bence bu değil. AKP'den kopuşları önlemeye çalışıyorsunuz. Yani saat gecenin 2.30 olmuş artık böyle siyasi, diplomatik falan konuşmakta ben bir anlam görmüyorum. Beşinci, altıncı maddesine gelelim. En korkunç madde, en utanç verici madde. Her hukukçu için o hukuk fakültesinden diploma alırken, o avukatlık mesleğini yaparken, yemin ederken bu yemini eden her hukukçu için utanç verici bir madde. Hakimlerle oynuyorsunuz. Ve bize diyorsunuz ki hakimlere güvenmiyor musunuz? Hakimlere hakaret ediyorsunuz diyorsunuz. Biz değil siz hakaret ediyorsunuz. Siz bu ülkenin en kıdemli hakimlerine hakaret ediyorsunuz. Az önce dediniz birinizin 40 yıl, birinizin 45 yıl meslekte itibarı var. O insanların en az sizin kadar var. Ve avukatlık yaptınız mı? Ne zaman yaptınız en son? İnanın bilmiyorum. Adliyeye ne zaman gittiniz bilmiyorum. Ben niye buradayım biliyor musunuz? Ya avukatlık yapamadığım için. Çok seviyordum ben mesleğimi ya. Ofise gelen müvekkil Yargıtay'da tanıdık var mı diye sormaya başladı bana. Böyle ülke mi olur diye siyasete girmek durumunda kaldım ben. Bilmiyorsunuz böyle olduğunu. Şu anda aramızda biz ne konuşuyoruz biliyor musunuz seçim sistemlerinde? İlçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında. Kimdenmiş o hakim? Açıyoruz bakıyoruz böyle o AKP ilçe başkanıymış bu. Yandık bittik. Önüne düştü çünkü. Bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. En kıdemli hakimlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz ki yapılan hilelerin önünü kesemesinler. Yapılan usulsüzlüklere çıtını çıkaramayacak insanları o torbalardan çekeceksiniz. O kurayı kim çekecek o da belli değil. Bu konuda size güvenmemizi bekliyorsunuz. Gerçekten büyük bir özgüven. Ve son olarak uzattım biliyorum toparlayacağım ama 11. madde. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a benim vergimle bana kara propaganda yapma yetkisi veren, kan donduran o madde. Bunu nasıl yapabilirsiniz Sayın Yazıcı? Soruyorum Fethi abi gerçekten bunu nasıl yapabilirsiniz? Kendi ifadeleriniz sizler avukatsınız. Başbakanlık ifadesini kaldırıyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nı oraya koymuyorsunuz. Bu ne demek? Tayyip Erdoğan benim vergimden kestiğiniz parayla, benim ekmek alırken topladığınız vergilerle binecek uçaklarına, gezecek oralarda buralarda, nasıl sarayda sizleri ağırladı, yemekler verdi, benim paramla halka propaganda yapacak. Ve siz bu seçimden elde edeceğiniz sonuca gerçekten böyle göğsünüzü gere gere kazanamayacaksınız ayrı da, hadi de ki kazandınız, kazandık diyebilecek misiniz ya? Yani bunları hiç mi değerlendirmiyorsunuz bilmiyorum ve şu benim çok dikkatimi çekti. Hayır, ben günahlarını almak istemiyorum. Sabahtan beri burada tartışıyoruz. Hangi maddeden bahsetsek bir itirazları var. Onlar da iyi hukukçular. Bir itiraz ediyorlar. Başkandan da bir itiraz geliyor. Bu maddede itiraz edemiyorsunuz. Vücut dilinize bakıyorum. Önünüze bakıyorsunuz. Bu maddeyle ilgili doğru düzgün bir şey söyleyemiyorsunuz. Farkındasınız çünkü bunun ne kadar büyük bir haksızlık olduğunun. Hepiniz en az benim kadar farkındasınız.
Devam edeyim. Yani devam edecek de bir şey yok. Süre de bitti. Zaten saat 3 dediğim gibi ne desek zaten dinlemiyorsunuz. Yani geçtim eti sütü meyveyi falan geçtim. 3 öğün simit yiyemeyen asgari ücretliyle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Niye ayçiçek yağını Ukrayna'dan efendim biz buğdayı Rusya'dan alıyoruz bunu konuşmuyoruz. Bu ülkenin çocukları niye harıl harıl yurt dışına çıkıyor biz bunu konuşmuyoruz. 2-3 bin lira aylıkla hayatta kalmaya çalışan emekliler var biz bunu konuşmuyoruz. Ama seçim zamanı geldiğinde sofrasından, cebinden, çoluğunun çocuğunun geleceğinden çalıp sadakaya mahkum ettiğiniz milyonlarca insanı yine din diye, Allah diye, kitap diye, millet diye, bayrak diye uyuturuz sanıyorsunuz. Uyutamadığınızda da oyuna seçim mühendisiyle müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten ben bunu utanç verici buluyorum. Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur insanlar sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. Yani gerçekten bir çekirge sürüsü gibi geçti AKP iktidarı bu ülkenin üzerinden. O yüzden ister şimdi 40 takla atın. İster 40 kez seçim yasasını. Temiz bir dil ol istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz Sayın Başkan. Gecenin 2.30'unda bu kadar oluyor. Temiz bir dil bu kadar oluyor. Yani sizi yapıyorsunuz bunu. Biz değil. Vallahi bence de yakışıyor. Gerçekten bence de yakışıyor. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor çünkü. Çok farkındayım. O yüzden benden hiç hassetmediğinizde de bir kere de Türkçe konuşsanız keşke ya. Bir kere de Türkçe konuşsanız keşke ya. Ya ülkeyi mahvettiniz. Hala burada seçim yasası 2.30'da bana tartıştırıyorsunuz. Bana uslup dersi verecek son insansınız. Gerçekten. Önce gidip bu Tayyip Erdoğan'a ananı da al git diyen Tayyip Erdoğan'a verdin uslup dersi. Hedefsizlik yapan sensin. Sen bana hedefsiz diyemezsin haddini bil. Haddini bil. Saygılı olmamı istiyorsan sen önce saygılı bir insan olmayı bileceksin. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Sen kimsin bana hakaret ediyorsun? Ben sana etmiyorum. Sen bana hedefsiz diyorsun. Sensin saygısızlık yapar. Seni temizliğinle konuşmaya davet ediyorum. Ben de seni doğru düzgün bir meclis çalışması yapmaya davet ediyorum. Ben de seni bu ülkenin dertlerini konuşmaya davet ediyorum. Anca kendi erdinine gelince var var var. Bu saatte böyle bir çalışma yaparsanız herkesin sinirleri böyle gerilir. Böyle bir gerginlik olur. Herkese de sinir bırakmadınız ya. Konuşacağız biz artık yeter. Burada vekillik oynamaya falan gerek yok. Ben sabah 9'da başlayayım. Niye sabah kadar? Hiç. Neden? Nereden elini aldınız? Sanıyorsunuz ki konuşmayacağız, tartışmayacağız ya. Ay yani bu insani bir çalışma yöntemi. Bu çalışma yöntemi insani mi? İnsani mi bu çalışma yöntemi? Çok mu acil ya? Bu kadar. Hakaret etmiyorum ben. Hakaret etmiyorum ben. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Hakaret etmiyorum. Sen bana edepsiz dedin. Sen hakaret ediyorsun bana. Olmaz böyle bir şey. Sıran gelince mi? Yok böyle bir şey. Sıran gelince mi? Yüreğim varsa cevap versin. Burada bir mikrofon var. Bas düğmeye. Al söz hakkını ver. Yayın yapmıyorum. Video çekiyorum ki ne işler karıştırdığınızı halk görsün. Ayrıca bu yayını yapmak zorunda kalan ben değilim. Bunu siz şuradan yayınlamak zorundasınız. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Yasama mı yapıyorsunuz ya? Ha bari çağırınca korkacağım ben susacağım. Yok öyle bir şey.